Tugay Noyan'ın oğludur beyim. Noyan ha. Demek ölmeden evvel o Çiyan'ın adını bir kez daha duymak varmış kaderimde. Düşmanlarımız demek atalarımızdan mirastır. Öyledir Osman Bey. Ertuğrul Bey'imizle birlikte o iblisin tohumunu kurutamadık. Lakin şimdi onun kökünü kazımak sana nasipmiş inşallah. Noyaniti'nin düşmanları obasını basıp ailesini katletmiş. İki kardeşini esir etmişler. O kurtulmuş. Ormanlarda büyümüş. Domuzlardan süt emip palazlanmış derler. Sonra uğursuz bir şaman onu bulup büyütmüş. O yüzden mi kara şaman Tugay derler? Evet beyim. Ya diğer kardeşler? Tugay onları kurtarmış. Şimdi birlikte çalışırlarmış. Halep'teyken ondan bahsedildiğini işitmiştim beyim. Nökerleri suyun onu boğamadığına, atasının yakamadığına inanırlar. Nice vakittir böyle bir düşmana hasret kaldıydık. Beyler, pusatlarınızı bileyesiniz. İntikamınızı harlayasınız. O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem, bana da Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey demesinler. Gayatu, şimdi de iskan siyasetimize mani olmak için bunu gönderdi. Tugay buralara gelmişse başımızdan bela eksik olmaz beyim. Yarın Söğüt'te beyler toyu kurulacaktır. Umur Bey de benim davetime icabet edeceğini söyledi. Cümle obaların beyleri Söğüt'e gelecekler. Lodurga Bey'i İvaz Bey hariç. Tedbirleri arttırmamız lazım ağabey. Merak buyurmayasın beyim. Eyvallah. Eyvallah. Davut Bey. Sen Göktuğ'u götüresin. Benim ağabeyimle konuşacaklarım vardır. Osman Bey.